Baba neymiş şu herifler görelim bakalım. Abi kıllanmakta haklıymışsın. Adamlar büyük vurguncu. Ali ile Cengiz diye iki tane ortak. İlk vurgunlarını 2002'de yapmışlar. Böyle kooperatif site gibi büyük projeler başlatıp bırakıyorlar. Sonra tapuları alıyorlar, muhiti yıkıyorlar. Araziyi de başkalarına satıyorlar. Ulan tam Ali Cengiz oyunuymuş ha. Aynen abi. İnsanları da alakasız yerlerdeki evlere yerleştiriyorlar. Bazen de şirketi kapatıp komple üste konuyorlar bütün paranın. Basına düşmüşler mi hiç? Yani birkaç isyan haberi var. Ama öyle sözleşmeler imzalatıyorlar ki neredeyse bir de üstüne para isteyecekler. Hani insanların nasıl kanıyor hiç anlamadım abi. Oğlum bu ülkede bir maketle yüz binlerce araba satıldı ya zamanında. Abi bizim kapıya da dadanmazlar değil mi? Yani tapuyu incelemelerine izin veremeyiz. Ben Şehriban Hanım'ı arayayım bakalım onlar ne yapmış. Efendim mahallelinin büyük bir bölümüyle anlaştık. Tapular, sözleşmeler elimizde. Teker teker gelmeye devam ediyorlar. Güzel. Peki ben tapumu vermek istemiyorum diyen bir Asterix çıktı mı? Servet Bademci diye bir ihtiyar var. Pencereden bağırdı. Yalnız onun binasındaki çoğunluk sağlandığında bir itiraz şansı kalmayacak. Kandemir Nevizade. Demek bu büyük konak onun. Onunla konuştunuz mu? Muhtarın dediğine göre onlar satmaya hiç niyetli değil. Yalnız bahçe komşuları şu anda içeride imza atıyor. Güzel. Evet Şehriban Hanım, sıra sizde. Çok doğru bir karar verdiniz. Buyurun. Buyurun. Bu arada evlerimiz aynı binada olsun diye de özel ricada bulundum. İyi yapmışsınız da vallahi muhtar bey, ben nasıl bırakırım evcazımı? Hiç içime sinmiyor bu iş benim. Ay oğlum öyle şey Şehriban Hanım, Allah Allah. Lütfen böyle lüzumsuz şeylere niye takılıyorsunuz hiç anlamıyorum yani. Şehriban Hanım bana bak, bas geç. Bas geç, haydi. Kandemir Bey arıyorum. Efendim Kandemir Bey. Ben Şeriben Hanım, merhaba. Merhaba. Siz yeni ev almak için tapuyu verdiniz mi onu soracaktım. Ha şimdi attım imzamı işte, verdim tapuyu. Aa demek verdiniz. Keşke biraz daha düşünseydiniz. Siz satmıyor musunuz evi Kandemir Bey? Neyse sonra konuşuruz. Kandemir Bey. Ne oluyor ya bu Nevizadeler gene böyle ortalarda yoklar. Kesin bir şeyler karıştırıyorlar gene. Abicim onlar da satmış. Biz de acele etmezsek her an bizim kapımıza dayanıp tapuyu araştırabilirler. Ya da bütün mahallenin tapusunu alıp tüy edebilirler. Müdahale etmezsek hem bizim tezgah ortaya çıkacak hem de mahalleli evsiz kalacak. Şş. Alo. Yine başladı sosyal medya saatiniz. İş yaparken yasak demedi mi ben? Yok abi, o zaten yasaktı. Kando abisi. Çok yakın bir arkadaşım İnstaş'a bir tane fotoğraf koymuş, yemek memek yapmış. Onun altında benim şimdi bir afiyet olsun kuzum falan yazmam gerekiyor, pardon abi. Geçen de Herif'in Tekin'in baklavasını beğenmişsin. Keşfetten keşfetmiyorum zannetme. Hadi hadi bırakın şunları. Evet abicim seni dinliyoruz. Bahadır sen de ver, hemen hızlansın mevzumuz. Abi bu adamların hayatı vurgun ya. Biz biraz Kandemir abiyle baktık geçmişlerine. Bu yeni şirketi bile daha 2 ay önce kurmuş. Yani bunlar da bizim gibi tezgah peşindeler. Ya bizim mahalleli resmen büyük sıkıntıda o zaman. İyi de bizim mahallenin tezgahçısı biziz. Bizden başka kim kuruyor ya? Kurdular abicim. Başardılar da. Tapularını vermeyen bir biz, bir de Servet abi kaldı. Tam olarak bu noktada bu sefer ben sormak istiyorum. Abi ne yapacağız? Mahallemizin yıkılmasına göz yumacak değiliz herhalde. Derya. Senden bu seferlik izin istiyoruz. Bu hafta bizim mahalleye çalışacağız. Aşk olsun abi, lafı mı olur? Tabii ki. Plan ne peki? Abi bu sefer böyle çok eğlenelim ya. Vallahi böcü işinde çok eğlenemedik yani, değil mi? İşimiz bu oğlum. Baho, bize hayali bir şirket kuruyorsun. Böyle ultra zengin bir inşaat şirketi. Tamam abi. Kurumsalı, webi falan benden. Peki ismi ne şirketin? Söyleyeyim mi abi? Mahmut olsun. Virüs Mahmut. Güzel güzel, olurum. Abi o zaman sen...
şirketin başı, patronumuz Mahmut olacaksın. Ben de abicim. Ne olayım biliyor musunuz? Mahmut'un görmemiş karısı Hamiyet olayım bence. Bana da asistanlık düşer. CEO asistanı, Laz ablası. Ben de şoför olayım abi. Sen de bunların zengin şımarık evladı ol. Vay keradalar, kendiniz kaptınız rolleri ha. Tamam o zaman, plan tamam. Baho, şirketi kuruyorsun. Mahmut İnşaat, diker ata. Carlos, ara şu herifleri tapuyu vireceğiz de. Ben de abi. Baho, bu söylediğin numara değil mi lan? Evet, evet. Şşş, Cengo. Sen ne yapıyorsun ya? Ya dur, nereye toplanıyorsun? Bak bu nevzadeler midir nedir, onlardan tapuyu almadan gidemeyiz hacı. Niye ki? Tapular bizde. Mahalle bizim. Ha bizim. Peki bu mahallenin en güzel yeri olmadan sen kime satacaksın bunu? Efendim? Alo. Ali Cengiz İnşaat mı acaba? Alican, Alican. Alican, ben de şirketin ortağıyım. Ali buyurun. Merhabalar. Ben Alınteri sokağından arıyorum. Sokakta alamadığınız bir ev vardı. Nevizadeler. Evet, buyurun. Evet, ben Nevizadelerden arıyorum. Ali Bey. Biz oturduk, düşündük, karar verdik. Satalım gitsin bu evi be. Daha güzel yapılacak madem. Ha? Mis gibi beton. Ne gerek var bizimkine? Tabii canım. Hemen satalım, satalım o zaman. İsim nedir sizin? Nevizade yeterli. Evet. Peki ne zaman biz bu imzayı atarız Nevzade Bey? Vallahi şimdi ben bir babacığımla konuşayım. Kesin kararımızı da alalım. Artık bir iki günü halledelim diyorum ben bu işi. Tabii. Olmadı biz onu hemen şey yapalım. Peki başka bir isteğiniz, arzunuz bir şey var mıdır acaba? Vallahi odamda havuz istiyorum. Yatağımdan kalkayım, suya dalayım. Tabii onu da şey olabilir yani, detayları isterseniz sonra konuşalım. Peki tamam, konuşuruz. Çok teşekkürler, hayırlı inşaatlar. Abi, havuza çok sıcak bakmadı ama genel itibariyle yedi galiba. İyi, o zaman Baho'yu yalnız bırakalım, çalışsın. Hadi bakalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul, içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?